Aylin en sevdiğimiz bölüm. Ne kadar sık konuşuyoruz bu Beslenmenin farklı yollarını. Bir onkoloji hekimimiz geliyor. E, kanserden korunmak için beslenme şeklini anlatıyor. Diyetisyeniniz geliyor. Sağlıklı beslenmeyi anlatıyor. Kilo verme, kilo alma falan. Her şeyin ucu beslenmeye dayanıyor. Evet. Sen iyi ki bu konuda ilgilisin. Mutfakta ben çok iyiyim. İlgiliyim de evdekiler bıktı benden. Söyledim mi sana? Yani artık ya çünkü onu diyor, oğlan geçen gün kesme şekeri almış böyle ye, sakın dedim ya zaten şeker bizim evde. Onu da alışmış böyle şeker, küp şeker. Merhaba, Merhaba sevgili bana. Burcu Konar beslenme ve diyet uzmanı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim Biz çok böyle, sağ olun. Biz böyle Aylin'le beslenme ve sağlık olduğumu konuya giriyoruz. Hatta konumuzu da konumuz çıkamıyoruz da konuda. Evet. Bana da bir çok zayıfsın kilo alın diyen var. Bir diğeri de formunuzu nasıl koruyorsunuz? Çok özeniyorum. Nasıl oluyor diyen var. Ben anlatayım. Şimdi diyetisyenimize soracağız. Öğlen o kadar hiç şey yemiyor. <laughs> Akşam Bakarsın, Yemezseniz de kilo almazsınız. Dobişte olmazsınız. <laughs> Değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Sadece bazı kişiler var. Metabolizmaları çok hızlı çalışıyor tabii <laughs> ki. Benim genetik öyle çok şükür. Evet. evet. <laughs> genelde gelen birçok danışanımız da kilo almak için de çok fazla gelen oluyor çünkü. Diyorlar Burcu Hanım ya ne yapsak alamıyoruz. Diyoruz ki muhtemelen genetik Anne zayıf mı? Baba zayıf mı? Bunları hemen sorguluyoruz. Aile öyküsünü Hı -hı. dinliyoruz. Genelde onlarda mutlaka bir zayıf kişiler çıkıyor. Yani ne yesek alamıyoruz. Ama ben diyorlar. size söyleyeyim onlar e, yani yemeyi bilmiyor. Onlar iştahlı değil. Bence işin bir fizyolojisi var. Ben yiyorum, yiyorum, yiyorum alamıyorum. Aileciğim ben bir türlü alamıyorum diyenler Akşam beraber oturuyoruz. Ben onlardan daha çok yiyorum. Yediklerini sana yiyoruz alamıyoruz diyenler yediklerini sanıyorlar. Evet. Ya tabii ki bir hızlı metabolizma yavaş var ama sen her gece bir, bir kase kütle, sütlaç ye. Bak nasıl alıyorsun Aslında akşam yemeğini ye bütün falan. Aslında benim gençliğimde ailem ben hiç kilo alan bir tip değildim. Yerdim, yerdim ama kız kardeşim yiyip kilo alan bir kızdı. Ama ta ki ne zaman çocuk doğurdum, bir hamilelik yaşadım ondan sonra o hormonlar değişti. Böyle ben biraz etini dolgun bir kadın olmaya başladım etli butlu. Yani bu aslında neyden kaynaklı? hormonlar tamamen. Tepe taklak oluyor çünkü. Hı -hı. Ve Hı -hı. burada vücut gebeliğe hazırlanıyor. Hormonlar Hı -hı. değişiyor. Yükseliyor, fırlıyor. Zaten biz bunları kan tahlillerinde rutin kan tahlili yaptırdığımızda görüyoruz. Hı -hı. E ne oluyor? İştah açılıyor. Hemen beyinde yemek ye. Mideye Hı -hı. yemek ye komutu salgılanıyor. E böyle olduğu zaman da kişi hali hazırda. Sütü marsın, bebek beslensin. işte Tabii. o yesin. Sen iki canlısın. Hep böyle derler. Ama zaten... İki canlısın yemek ye. Hep o bu dönemlerde şekilde. zaten her Herkes ay mi yapayım öyle bir şey evet. düşünemiyorsun. Sadece bebeğini ve sütünü düşündüğün için. Kesinlikle öyle. E, o sırada bir alınıyor kilolar değil Aynen mi? öyle. Öneriniz yani... var mı o dönemler için mesela? Kesinlikle. <laughs> Aslında gebelikte değil gebelik öncesi bizim için çok hı, önemli. Tabii. Acaba kadın kaç kilo ile gebe kaldı? Aynen. Zayıf mı? Kilolu mu? Normal seviyede mi? Bunların belli skalaları var. İşte zayıf kişiler 16 kiloya kadar kilo alabilir diyoruz. Hı hı. Normal kiloda insanlar 9-10 kilo kadar alabilir. Ama kişi obez bir şekilde gebek aldıysa maksimum 6-7 kilo diyoruz doktorun Hı -hı. da tavsiyesiyle. Hı -hı. Bir doktor, bir diyetisyen eşine mutlaka bu süreç ilerletilmeli diyoruz. Evet. Ay çok yaşayın, ne güzel bir şey söyledi. Hı -hı. Doğru. Herkes hamilelikte illa 15-16 kilo olacak diye bir şey yok. Eğer Hı -hı. zaten kilosu yerinde sağlamsa niye bir daha alsın ekstra? Önemli olan o e, karnındaki bebeğin sağlıklı beslenmesi. Peki şu dönem size en çok ne için geliyorlar? Kilo verme. Kesinlikle. Yazın. Zayıflama. <laughs> Yaza fit girelim. Özellikle bu aylar bizim poliklinikte çok yoğun olduğumuz aylar. Özellikle Nisan, Mayıs, Haziran. Yani Nisan ayında geliyorlar. Bu düğünlere hazırlık Aynısı. olur. <laughs> <laughs> Mevziye törenleri. İşte yazlığa gideceğiz. Ailenin yanına gideceğiz. Biraz fit gözükmek istiyoruz. Kilo vermek istiyoruz özellikle bahar dönemi aşırı bir yoğunluk oluşuyor diyebilirim. Hı hı. Sonra bir de yazdan çıktıktan sonra kışın çünkü evdeyiz evet. işte almaya başlıyoruz sonra kapınız çalınıyor. Aynen. Peki, öyle. Nasıl başlıyorsunuz o e, düzene? Tabii ki kişiye özeldir. Önce evet. tahliller vesaire ama arkadaşlarımdan duyuyorum. Bazı kız arkadaşlarım diyor ki ya şu sene gidiyorum hiçbir şey yedirmiyor. Hiç yaşıma gitmedi. Şimdi başka biri varmış. Hem yediyormuş hem de işte şöyle kilo verdiriyormuş falan <laughs> diye. Bunlar neden oluyor? Yani diyetisyenler arasında da böyle bir akım mı var ya da bir her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır diye farklı yaklaşımlar mı var? Kesinlikle tam onu söyleyecektim. Her birey kendine özel ama bizim okulda aldığımız eğitimlerde kesinlikle şok diyetler, çok uzun süreli kısıtlayıcı diyet listeleri yer almıyor. Kişiye özel beslenme olması lazım.